kanka oğlum, ne yapıyorsun lan? Şşş, sağlık için bunlar baba. Bu seferkini biraz fazla ısıttım ama galiba şimdi olacak bir dakika, dur. Ya oğlum istemiyorum lan, bırak lan. Yoo, vallahi bırakmam. Bak şimdi şap diye çekeceğim, şıp diye iyileşeceksin. Hadi bismillah. Hop. Oğlum ne yapıyorsun lan? Baba! Baba! Baba ne yapıyorsun baba? Aa, lan! Ya Yaren kızım, kurtar beni ya. Yaren kızım, bu şerefsiz sen gittiğinden beri acı çektiriyor bana ya. Ne? Yok vallahi sağlık için ben şey yaptım, ne şeyi. Çık Osman. Dur, ama çık. Bak bir şey yaptım. Çık. Ya iyilik yap, denize at ya, adama bardak çekiyoruz yine kabahat bizde. Ya yandım kızım ya, yanıyorum ya. Kıpkırmızı olmuş ya Osman, bu ne? Öyle olur ama. Babacığım tamam, ben şimdi krem süreceğim, ona iyileşecek, tamam mı? Hiç merak etme, tamam mı? Ya pes yani Osman, pes yani ya. Ya yine bana patladı yani. Mert yapma. Böyle söyleme anneciğim. Mert yok artık. Mert yok ya, Mert diye bir şey yok. Ben Memo'yum Memo. Annemin adı Melek. Anla artık bunu ya. Rahat bırak bizi. Rahat bırak. Annemi görmek için senden izin alacak değilim. Hiç kimseden izin alacak değilim. Rahat bırak artık bizi. Rahat bırak. Hiçbirinize izin alacak değiliz. Nasıl ya? Sen şimdi bir daha Melek annene görüşmeyecek misin? Evet, öyle zannediyorlar. Ama hiç kimse bir annemi yormamdan alıkoyamaz. Ben istediğim zaman annemi görürüm. Hiç kimse buna bir şey diyemez. Yok, olmuyor. Matmazel yüzüme bakmıyor. Hala çok kızgın bana o kezbancan yüzünden. Herkesin derdi başka. Bence sen en iyisi benim dayımı ara. Nasıl yani, Osman mı? Hem bak Mahmut abi gibi biri varken gitti Yaren abla ikna etti, evlendi. O bu işlerde niye anlar, sen merak etme, git ona sor. Öyle mi diyorsun? E tamam, o zaman ben hemen arayayım, telefon. Telefon aşağıda. O zaman ben hemen Osman arayayım. Osman, tamam çok sağ ol. Osman. Osman. Üf, ayak gibi kokuyor be. Evet. Oo, şahane. Hazırlığımız tam. Maça bakalım. Çok güzel. Tam yarım saat var maça da. Yani işte tek sorun Mahmut Baba. Aman. Keyfini kaçırmaya değmez be Osman. Oturur erkek erkeğe maç izlersiniz işte yani. Hem öyle yorum morum falan yaparsınız, böyle daha keyifli olur. Kim o? Altan. Efendim Altan bu saatte? Osman iyi akşamlar. Yardımına ihtiyacım var da. Yardım derken oğlum bana bak, yine kafayı mafayı bulduysan. Yok, kafamla ilgili değil. Kalbimle ilgili. Ha, ince işler diyorsun ha? Evet, bu akşam müsaitsen şöyle güzel bir yerde oturur, bir şeyler içeriz, laflarız falan diyorum ama... Yani şimdi Altancığım, bu akşam maç var biliyor musun? Ben de bütün hazırlıklarımı tamamladım yani. Anlayacaksın, bu akşam hiçbir güç beni evden çıkaramaz. Öyle mi? Tamam o zaman, kusura bakma, ben rahatsız ettim. Anam, pek de kibar çocuk ya. Altanım bak, ben biliyorsun seni severim yani. Bu akşam değil de... Yarın konuşuruz, olur mu? Yarın haberleşelim. Yarın? Yarın tamam. Yarın olur. Yarın çok iyi olur. Tamam. Yarın görüşmek üzere.
Sen de sağ ol, oldu. Bu da çok hassas çocuk ya. Vallahi billah. Mahlu. Babacığım, çekilsem diyorum önümden. Ben de diyorum ki kalksan o zaman yerimden ya. Yerimden derken? Ya Osman, vallahi çok yorgunum. Her tarafım ağrıyor. Ya kalk. O böyle yan yana beraberdik izleriz. Ver kumandayı ver. He? Kumandayı diyorum ver lan. Niye ki ya? Ya oğlum versene kumandayı ya. Bana ne oğlum maçtan? Benim dizim var lan. Bak. WhatsApp sandığımızdan daha tehlikeli. Bak bak. Bir adam daha çıkmış ama hiç keyfini bulamadım. Sen bunu seyrediyor mu kız? Tedavi demiş. Osman. Sen nasılsın? Küçüğü mi izliyorsun? Ayıp geçiyorum. Ya yani, gel. Madem konu açıldı, yani benden... Bak bu onu öldürecek abi bu adam, bak. Tamam. Bu da güzel. Güzel değil mi bu da? Yani merak etme, kanka boyun. Baba, benimle konuşacaklarım varmış. Evet oğlum. Bugün olanları duydum. Dile'ye gidip onunla o şekilde konuşman, yani daha doğrusu bağırıp çağırman hiç doğru bir davranış olmamış Memo. Gelip sana şikayet etti demek. Olanları anlattı demek daha yerinde. Memo bak oğlum, kabul etmesen de Dilek senin... Biliyorum, öz annem. Ama onun da bilmesi gereken bazı şeyler var. Beni annemden ayıramaz. İkide bir mahkemeye verip falan duruyor. Bıktım ya. Oğlum, ben seni çok iyi anlıyorum. İnan ben de çok üzülüyorum. Bak, mahkeme mahkeme diyorsun ama... ne yazık ki şu anda kanunlar Dilek'ten yana. Memo, baban hem senin hem annenin. Meleğin yani iyiliğini istiyor dedeciğim. Melek bu işten zarar görmesin diyorsak... daha sakin hareket etmek zorundayız. Oğlum bak, bu şekilde davranmaya devam edersen... her şey daha kötüye gidecek diye korkuyorum. Özellikle de Melek için. Anlıyorsun değil mi yavrum? Altan, ben düşündüm de. Hadi buluşalım, dertleşelim be. Tamam, hemen geliyorum. Çok sevindim. Maç yerine beni tercih ettin. Tabii. Yani o kadar da böyle vicdan sahibi bir insanım dedim. Şimdi çocuğun kalbi kırık. Teşekkür ederim. Beni maçtan daha çok önemsiyorsun. Çok sağ ol. Sen bana şimdi adresi ver. Ben hemen çıkıyorum. Tamam, hadi yazıyorum adresi, hemen gel. Hadi bay bay. Bu iş bir yarenim, sevgili babacığım, ben çıkıyorum. Nereye bu saatte? Sen de o zaman rahat edeceksin. Altan yok mu? Hani şu çilekeş, derbeder Altan. Şu hayatta benden başka kimsesi olmayan Altan. Ne alaka ya? O aradı. Nasıl dertli, nasıl içli, nasıl ağlıyor. İlle Osman gel. Osman çok kötüyüm. Osman dertleşelim. Ben de tamam dedim. Yani yengen de dedim, karışmaz dedim. O da insaniyetli kızdır dedim. Yani garibin halinden anlar dedim. Tamam Osman, evet tamam. Geç kalmam yani, merak etmeyin. Tamam. Yani istersen kal. Yok, istemem. Oldu. Babacığım, sana da geçmiş olsun. Dizinin de önünü kapatmışım. Kusura bakma, hadi iyi akşamlar.